क्या होती उतरन। मेरा बानने Manş, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yani her şey yolunda değil mi? İtça akşamki tören için bizi beklediğinizi söyledi. Çok iyi. Çok iyi yapmışsınız. İtça sana iyi bakıyor, öyle değil mi? Hani senle Paraz hastanedeyken o zaman mabede gittiğinde puja yapardı. Ben onu çok merak ederdim ama İhçam yine de giderdi. İhçam çok iyidir. Tanrı onu korusun. Birbirinize iyi bakın. Tanrı ikinizi de korusun. Tamam anne. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Hep mutlu olun. Ha. Zamanınız olursa uğrayın, tamam mı? Çok sevinirim. Tamam mı? Ettim. Neredeydiniz? Bir erkenden geldi. Tapasya da sizi merak etti. Bay Takur'un evine gittiler dedi ama gitmemişsiniz. Vanş mabette kalmak istedi anneciğim. O yüzden orada biraz zaman geçirdik. Özür dilerim. Seni de beklettik anne. Tamam kızım. Hadi içeri girin. Bazen zamanın farkına varmıyoruz. Bir şey yediniz mi yoksa mabette sadece oturdunuz mu? Gelin. Yemek hazır. Yemeğinizi yiyin. Sizin için kadınlar elleriyle hazırladı. Açsınız değil mi? Hayır anne. Teşekkür ederim ama ben yemek istemiyorum. Benim biraz başım ağrıyor. Sen bana bırak. Ben onun yemeğini hazırlarım anne. Ah, insan bu sıcakta hasta olur değil mi? Hadi sen elini yüzünü yıka, ben yemeğini getiririm. Ne oldu Vanş? Elini yüzünü yıka dedim. Ben yemeğini getireceğim. Piya to rakhe sa abhiman. Piya to Abi
Peder ne dedi, hatırlamıyor musun Bir? Geçmişteki her şey geleceği de mutlaka etkiler. Apni jamuna khud aap hi banave. Bu ne demek oluyor Bir? Benim karım geçmişinde bir bağ kurdu. Bu ne demek? Apni jamuna khud aap hi banave. Ne zaman düşünsem Vir'le senin geçmişiniz aklıma geliyor. Aklım almıyor bir türlü. Her şey sürekli zihnimde canlanıp duruyor. Bu benim dengemi bozuyor. Kafam allak bullak durumda. Hiçbir şeye kafam çalışmaz oldu. Anlayamıyorum İtça. Neler oluyor bana, anlayamıyorum. Neden benim dengem zorlanıyor? Bir. Seninle abim hakkında konuşmak Bir, istiyorum. Bir, Maaş bizi böyle konuşurken görürse eğer... Görürse ne olacak İça? Ne? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Aklımızda hiçbir şey yok şu. Değil mi? Bir yanlışımız da yok. Senin içinde, Maaş içinde, benim içinde böylesi daha iyi. Ama ne zamana kadar? Ne zaman açıklayacağız? Ne zaman aramızda hiçbir şey olmadığını göstereceğiz? Gerçekleri herkesin anlamasını nasıl sağlayacağız, söyler misin? Ama inanmazlar Bir. Bıktım artık bundan, yeter. İça, Tapasya'yı kabul ettiğimi sanma. Tapasya'nın her oyununa katlanıyorum zaten. Abimin üzülmesine katlanamıyorum sadece. İça bak, abim benim için çok önemli. Ben neden sürekli bunu kanıtlamak zorundayım? Hı? Bir, bence senin abini tanıdığın kadar kimse onu tanımıyor. Onun aklı biraz karışık. Evet, öyle, tamam. Aklını kaderinin karanlığı öyle ele geçirmiş ki kimseyi tanımıyor. Hayatı kapkaranlık bir tünelin içinde bir ışık görmeyi bekliyor. Aydınlık bekliyor Bir. Ne yapalım? Hayat böyle. Yenilgiyi ne çabuk kabulleniyorsun. Abini tanıyorsun. Sinirli olduğunu çok iyi biliyorsun. Küçük çocuk gibi bağırıp çağırıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor Vir. Elimizden geleni yapıyoruz İça. Hem ona başka nasıl yardım edebiliriz ki? Bazen kendimi gerçekten çok çaresiz hissediyorum. İşte kadınla erkek arasındaki fark bu Vir. Kalbimizle düşünmek zorundayız. Bundan başka seçeneğimiz yok. Vaj,
Maaş her şeyi anlayabilir. Ama sevgiyle, kibarca ve yavaş yavaş sabırlı olmalıyız. Bugün yaptığımız gibi yapacağız İça. Sanırım yapmamız gereken bu. İça bak, seni kaybettim biliyorum. Ama abimi kaybedemem. Buna dayanamam. İça. Aynı evde yaşıyoruz. Aynı ailenin içindeyiz. Aynı masada yemek yiyor, aynı salonda oturuyoruz. Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Ben şimdi nereye gideyim söyler misin bana? Ne zamana kadar senden kaçayım? Daha ne kadar sana yabancı olayım? Açıklamamız gerekiyor İça, her şey. Ben belki abime her şeyi anlatabilirim diye düşünüyorum. Lütfen bir. Böyle konuşma lütfen. Abine biraz zaman vermelisin. Belki o zaman sana olan güveni tekrar yerine gelir. Bırakalım düşünsün, biraz güç kazansın. Kendini toplayana kadar ona zaman ver. Lütfen, senden sadece bunu istiyorum Mir. Yemeğini yedin mi? Aç oturmanı istemiyorum. Sen şimdi burada dur, sonra da uyursun. Ne istersin, ne yapalım? Resim yapalım ya da film seyredelim, ne dersin? Sen ne istersen. Film seyredelim mi? Nasıl olur? Tamam. Ama öncesinde ilacın. Hemen getiriyorum. Beni burada bekle.
Televizyon orada. İçe aynı evde yaşıyoruz. Aynı ailenin içindeyiz. Aynı masada yemek yiyor, aynı salonda oturuyoruz ve biz bir aileyiz. Nereye gideyim söyler misin bana? Ne zamana kadar sana yabancı olayım? İçe seni kaybettim ama abimi asla kaybedemem. Saat çok geç oldu. Tapasya da hala yok. Herhalde bu gece orada kalacak. Peki o zaman. Ben de yatayım. Sonuçta evliliğimizi kurtarmak için fırsatın var.
tanha tanha aakar mujhe tum thaam lo manzil teri dekhe rasta mudke zara ab dekh lo kaisa milan phir ho na ho sab kuch mera tum hi to Vaş. Neredesin? Vaş. 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 Sabah sabah nereye gitti ki? Bana niye haber vermedi? Vaş. 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 Nereye gittin? Vaş. Acaba? Ne olur cevap ver. Vaş, aç şu telefonu. Telefonu da açmıyor. Tanrım, ben ne yapacağım?
Ya ona bir şey olduysa? Yüce Tanrım, ne olur iyi olsun. Bir. Kim bu sabah sabah? Kim o? İçe. Ne oldu? Sabah sabah ne oluyor? Şey, affedersin Tapu. Bu saate kadar uyuyacağınızı tahmin etmemiştim. Özür dilerim. Dün gece geç saate kadar uyumadık. Günaydın. Ne oldu? Niye bu kadar endişelisin? Vanj. Sabah sabah nereye gitti bilmiyorum. Telefonunu da açmıyor. Rahatsız etmek istemezdim. Ama başka kime gidebilirdim ki? Annemle babamı da üzmek istemedim. Lütfen. İçe. Kötü bir şey olmayacak. Ağlama. Bir saniye bekle. Tapasya. Hı? Şurada bir bardak su var. Getirsen onu. Hayır Vir, ben iyiyim. Şimdi baştan anlat. Ne oldu? Ne olacak? Vanş abi yine ortadan kaybolmuş. Değil mi İçe?
sabah aynı şeyi yapmaktan zevk alıyor sanki. O her sabah evden kaçacak. Biz de işimizi gücümüzü bırakıp onu arayacağız. Kendini ne kadar da önemli hissediyordur, değil mi? Bak İtça, ben seni kendi iyiliğin için uyarıyorum canım. Eğer böyle yaparsan şımarır. Sonra her konuda bize naz yapmaya başlar. Ondan sonra daha çok uğraşırsın. Evden kaçmaya cesareti var ama başka işlere gelince hiç yok. Tapas ya. Yeter. Sen de kendini toparla İtça. Aşağı in. Anneme yardım et. Abim buralardadır zaten. Ben gider bulurum onu. Şimdi hemen hazırlanıp çıkıyorum. Hadi. Bir an önce hazırlanayım ben. Çok yaşa kızım. Gel. Gel. Günaydın kızım. Mutlu ol. Söylesene Umut. Bu nasıl iş böyle? İkisini de ne zamandır bekleyip duruyoruz ama bir türlü gelmek bilmiyorlar. Yoksa kahvaltı edilecek saati mi bilmiyorlar? Ne dersin Umut? Baba, boş ver. Hadi biz başlayalım, ne dersin ha? Gelir onlar da. Belli ki bugün onlar geç uyanacaklar. Daha genç onlar. Geç saate kadar oturup konuşuyorlar. Kahvaltıyı da öğlen yapıyorlar. Bunda benim kardeşlerimin bir suçu yok. Bunlar hep gelinlerin işi. Tamam Canda. Sen de her zaman onları savunuyorsun. Bir... Hadi kahvaltıya gel. Anne, ben sonra yerim. Şimdi gitmem lazım. Ne oluyor size oğlum? Başta sabah sabah çıkmam gerekiyor dedi. Ne yani? Şimdi sen de mi gidiyorsun? Abim mi? Abim nerede anne? Sana bir şey söyledi mi? Hayır. Bana hiçbir şey söylemedi. Ama İtça biliyordur. İtça? Vanş nerede? Anne, İtça da bilmiyor. O da sabahtan beri arıyor. Hatta sabah odama geldi. Abim haber vermeden çıkmış. Baksanıza hava ne kadar güzel. Belki de yürüyüşe çıkmıştır. Sağ ol kızım. Olabilir.
Ama haber vermeden çıkmamalıydı. Karısı burada perişan oldu. Abim sorumluluklarının farkına ne zaman varacak? Siz de uyarmıyorsunuz. Hiçbir şey demiyorsunuz ona. Abim de keyfince çıkıp gidiyor zaten. Acaba abim ne zaman büyüyecek? Acaba hiç sorumluluk sahibi olacak mı? Doğru dedin Vir. Çok güzel konuştun. Her kelimesi doğru. Çok doğru zamanlama kardeşim. Her zamanki gibi yine hiçbir sorumluluğumu yerine getirmedim. Öyle değil mi? İççe'ye haber vermeden çıkıp gittim. Değil mi? Üstelik de ne kadar üzülebileceğini düşünmedim. Aynen öyle. Tabii sen de her seferinde ben olmasam ne olurdu diyorsun. Sen bana hep ayna tutuyorsun Vir. O halde ben Vanch Singh Mundella herkesin huzurunda İççe'den af diliyorum. Seni çok özlüyorum İççe. Öfkemle, sabırsızlığımla, çekip gidişlerimle sana hep yük oluyorum İççe. Lütfen böyle konuşma. Beni utandırma Vanş. Hayır İççe. Sen benim için neler neler yaptın. Gecelerce uyumadın. Her şeye katlandın. Tek başına her sorumluluğu üstlendin. Ve hiç yılmadın. Ama bugün benim yüzümden gülümseyemedin. Her derdi, her acıyı, her sorunu tek başına üstlendin İççe. Bana sevgini verdin. Sadakatini verdin ve her şeyini verdin İççe. Sen kendini bana adadın adeta. Peki ben? Ben sana ne verebildim? Vanş tamam lütfen. Sorun değil.
Gitmeden haber vermen yeterdi. Lütfen artık kalk. Affedilemez olduğumun farkındayım. Ama lütfen bana bir şans ver. Tek bir şans istiyorum. İşte sadece tek bir şans istiyorum senden, lütfen. Bak ne aldım. Birkaç günlüğüne buralardan uzaklaşmak istiyorum. Seninle birlikte bir yerlere gitmek istiyorum. Hayatımızda yeni bir sayfa açalım istiyorum İtça. Olur mu? Vanş, böyle bir şeye gerek yoktu. Hiç balayına çıkmadan olur mu İtça? Baba, ne güzel olur değil mi? Ben de kaç gündür gençler bir türlü baş başa kalmadı diyordum. Ama İtça ile tek başımıza olmayacağız. Tapasya ile Vir de bizimle gelecek. Anne? Olur tabii ki kızım. Dördünüz birlikte tatil yaparsınız. Şimdi ev bomboş kalacak. Her yer sessiz olacak. Ama olsun. Siz bunları düşünmeyin. Gidin eğlenin. Hayır dede. Bizim gitmemize gerek yok. Abimle İtça yalnız gitsinler. Sonuçta yeni evliler. Abine karşı mı geleceksin bir? Niye? Bazen küçüğüm olduğunu aklımdan çıkmıyor. Abi olduğumu unutuyorum bazen. Kusuruma bakma. Yaptıklarımla seni her seferinde üzüp yaraladığımın farkındayım Bir. Ama abine bir şans daha vermeyecek misin? Bundan emin misin? Abi, affedilecek bir şey yok. Ama böyle olmaz. Birlikte gitmemiz yanlış olur abi. Siz gidin bence. Biz gelmiyoruz. Thank you.
Ben hemen dönerim. Van Şabi'nin teklifini reddetmen hiç hoş olmadı. Kendini affettirmek için bize de bilet almış biliyorsun. Biraz fedakarlık edip hatalarını affet Fir. Abine bir şans daha verirsen yaptığı planlar... O planlar gerçek olmayacak. Birlikte gitmemizin ne sakıncası olabilir Fir? Eğer sen de yanında olursan abin çok daha mutlu olacaktır bence. Tapasya, ben gitmiyorum. Sen de bu fikri aklından çıkar artık. Bir. Bir, lütfen beni dinle. Ümit, ne olacak bunların hali? Baba, onları boş ver. Çocuklar kendi meselelerini aralarında çözerler. Evlendikten sonra... Bütün dertler, bütün sıkıntılar biter sanmıştım. Ama hala başımızdan dert eksik olmuyor. Sen hiç canını sıkma baba. Her şey düzelecek. Yeni nesil işte böyle. Biraz sabredelim, araları düzelir. Vir de zamanla mutlaka sakinleşir. Nasıl teyze? Vahşe baksana. Aşkından delirmiş. İkide bir çekip gidiyor. Vir de hiç kimseye kulak falan asmıyor. Can da sen merak etme. Ben Vir'le konuşacağım, gitmeye ikna edeceğim. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani